Merhaba arkadaşlar. İkinci üniteye başlıyoruz. İkinci ünitemiz atom ve periyodik sistem. İkinci ünitemiz olan atom ve periyodik sistem 3 bölümden oluşuyor. Atom modelleri, atomun yapısı ve periyodik sistem. İlk olarak birinci bölüm olan atom modellerini anlatalım. Atom modeli demek, deneysel gözlemlere dayanarak atomun yapısını ve davranışını akılcı bir biçimde açıklayan şekillere atom modeli diyoruz. Yani hangi şekildedir, yapısı nasıldır, kare mi, yuvarlak mı, dikdörtgen mi, şekilli mi, içi dolu mu, boş mu, ne varı, ne yoku araştırmaya başlıyor bilim adamları. İlk olarak bu konuda atom modeli konusunda ilk araştırmayı yapan kişi Dalton'dur. John Dalton. Dalton diyor ki, atom içi dolu küreciklerdir diyor. Yani bilardo topuna benzetiyor ve diyor ki, içi bu şekilde dolu olan kürelerdir diyor. Dalton'un ileri sürdüğü fikirlerden biri, atomlar bileşik bir araya belli oranlarda bir araya gelerek bileşiği oluştururlar ve oluşturdukları bileşikte baştaki atomlar aynı şekilde varlığını korur. Şimdi sırayla bunları Dalton'un ileri sürdüğü fikirleri hepsini birden inceleyelim. Dalton diyor ki madde atom denilen küçük taneciklerden oluşmuştur. Bunu daha önce söylemiştik. Atomlar kimyasal tepkilerde parçalanamaz, bölünemez, yoktan var edilemez, vardan varken de yok olamaz diyor. Ve başka bir atoma dönüşemez diyor. Kimyasal tepkilerde atom türü ve sayısı korunur diyor. Bu biraz önceki anlattığım işte bir oksijenle iki hidrojen bir araya geldiğinde oluşan suyun içinde evet bir oksijen ve iki hidrojen vardır. Burada söylediği kimyasal tepkimelerde atomun türünün ve sayısının korunması bu örnekte veriliyor. Atomlar çok yoğun içi dolu kürelerdir diyor. Buradaki gibi içi dolu kürelerdir diyor. Bir elementin bütün atomları büyük şekil ve kütle bakımından özdeştir diyor. Şimdi Dalton'un ileri sürdüğü fikirler bunlar. Ama bunların bazıları doğru, bazıları yanlış. Bunların yanlış olduğu daha sonra atom modeli üzerinde çalışan bilim adamları tarafından ispatlanıyor. İşte doğru olanlar tamamdır, doğrudur diye devam ediliyor çalışmaları ama yanlış olanlar da evet bu yanlıştır. Bu şöyledir diyerek devamında bilim adamları tarafından deneylerle ispatlanıyor. Mesela atomlar kimyasal tepkimelerde parçalanamaz denilmiş. Demiş atom. Dalton bölünemez, yok edilemez demiş. Halbuki daha sonra atomun içinde atom parçalanarak proton, nötron ve elektronun varlığının bulunduğunu biliyoruz. Peki varken yok edilemez ya da yoktan var edilemez diyor. Bu doğru. Bunun doğruluğunu biliyoruz. Nasıl ki bir diyelim ki hidrojenle iki hidrojenle bir oksijen bir araya gelerek H2O molekülünü oluştururken burada herhangi bir bakın girenler bunlar. Yani tepkimemizin içine H2 katıyoruz, oksijen katıyoruz. Peki ürünlerimizde ne oluşur? H2O oluşur normal olarak. Öyle diyelim. İçinde ürünlerimiz, bakın kabın içinde oluşan bu kapalı bir ortam deneyimiz. Tabii ki deney yapıyorsak kimyasal tepkimeler kapalı ortamda düşünüyoruz. Yani kapalı bir ortamda yapılıyor. İçine H2 ve hidrojen gazı ve oksijen girdiğinde ne olur? Burada doğal olarak H2O olur. Yani burada brom olması söz konusu mudur? Yok. Çünkü girenler ne giriyorsa yoktan var edilemez. Burada kafamızdan herhangi bir şeyin girdiği oluştuğunu düşünemeyiz çünkü yoktan var olamaz. Burada brom girmedi ki tepkimeye. Ya da var olan yok olamaz. Yani şurada diyemeyiz ki burada sadece H2 vardır diyemeyiz. Var olan yok edilemez. Bunların doğruluğunu biliyoruz. Yani burada mutlaka H2O oluşacaktır. Çünkü H2 girmiştir ve O girmiştir tepkimize. Tabii bunun katsayıları farklı. Bu şekilde değil.
sadece anlamak, kavramak için anlatıyorum. İleriki yıllarda, ileriki derslerimizde hatta bunların önünde kat sayılarıyla daha tam olarak doğru olarak yazılışını anlatacağım. Şimdi bunun doğruluğunu biliyoruz. Yanlışları atomlar kimyasal tepkimelerle parçalanamaz, denilemez, yoktan var edilemez demiş. Halbuki ileriki yıllarda ne olmuş? Radyoaktif tepkimeler sonucunda atomun parçalanabildiğini görmüşüz. Şu an bildiğimiz. Ayrıca atomun içinde daha küçük tanecikler, yani atom altı tanecikler dediğimiz proton, nötron ve elektronun varlığı ispatlanmış. Ve bir de yanlış olan, bir elementin bütün atomları büyük bir şekilde kütle bakımından özdeştir diyor Dalton. Halbuki atomların, bazı atom, bazı elementlerin izotopları var. İzotop dediğimiz proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı ve bu yüzden kütle numaraları farklı olan bazı elementler var. Bunlardan bir de hidrojen. Yani hidrojenin izotopları döteryum ve tritium var. Bunlar proton sayıları aynı. Yani atom numaraları aynı ama kütle numaraları farklı. Neden? Çünkü nötron sayıları farklı. Bunu da ilerleyen derslerimizde nötron sayılarını, proton sayılarını öğrendiğimizde daha iyi kavrayacağız. Radyoaktif tepkimelerle atom parçalanabilir olduğunu biliyoruz. Ve atomun büyük kısmı boşluk olduğunu biliyoruz artık. Tabii ki bu daha sonraki çalışan bilim adamları tarafından ortaya atılmış ve şu anda bildiğimiz, kullandığımız modern atom modelinde de böyle. Ama modern atom modeline gelene kadar hangi bilim adamları neler üzerinde çalışmış, neler ispatlanmış, neler kanıtlanmış ve şu anki modelin bulunmasına kadar, öğrendiğimiz şu an kullandığımız modele kadar ne aşamalardan geçmiş atom modeli, kimler çalışmış, ne şekilde çalışmış, onları görüyoruz. Dalton ne demişti? İçi tamamen dolu kürelerdir ve kesinlikle parçalanamaz demişti. Bunun yanlış olduğunu görüyoruz. Daha sonra Thomson atom modeli karşımıza çıkıyor. Dalton'dan sonra atom modelinin nasıl olduğunu üzerinde çalışmaya başlamış Thomson adındaki bilim adamı. Thomson katot ışınları ile yaptığı deneyler sonucunda negatif yüklü taneciklerin elektronların varlığını ortaya çıkarıyor. Yani negatif yüklü elektronlar var diyor. Yani bizi elektronun varlığını bulan bilim adamı kimmiş? Thomson'muş. Thomson da diyor ki evet, atom içi dolu kürelerdir. Ama şöyle düşünüyor. İçi tamamen pozitif yüklerle doludur diyor. Yani tamamı pozitif yüklerle, şöyle bir tane daha yenisini çizelim. İçi tamamen pozitif yüklerle doludur diyor. Ve bu pozitif yüklerle dolu olan atomun içine aynen üzümlü kekteki üzümler gibi içerisine homojen şekilde elektronlar dağılmıştır diyor. Sarıyla yapalım elektronları. Elektronların içinde dağıldığını, ikisinin yani artı yüklerin ve eksi yüklerin homojen şekilde dağıldığını ileri sürüyor. Atomların çaplarının 10 üzeri eksi 8 santimetre olan küreler olduğunu söylüyor. Elektron adı verilen negatif yüklü tanecikler pozitif yüklü atomun içinde, yani atomun tamamını pozitif yük olarak düşünüyor. Yani kırmızı tamamı, kırmızıları pozitif yük olarak düşünelim. Tamamı pozitif yüklü olan atomun içinde negatif yüklü elektronlar homojen dağılmıştır diyor. Ve atomdaki negatif yük sayısı pozitif yük sayısına eşittir ve nötrdür diyor. Elektronların kütlesi atomun kütlesi yanında çok küçüktür ve ihmal edilebilir diyor. Günümüzden Thomson atom modeline bakarsak atomdaki pozitif ve negatif yükler atomda homojen olarak dağılmaz. Bunu biliyoruz çünkü pozitif yüklerin ortada toplandığını, negatif yüklerin de etrafında olduğunu biliyoruz. Atomdaki pozitif yükler çok küçük hacme sıkışmışken negatif yükler çok büyük bir hacme yayılır. Atomda bulunan pozitif tanecikler atom kütlesinin yaklaşık yarısını oluşturur. Yani bakın, bir önceki bilim adamının çalıştığı düşünce çürütülüyor. Onun üzerine daha farklı çalışmalar devam ediyor. Yani simyadaki gibi değil. Simyada herkes kendi çalışıyor. Diğerinden bağımsız. Kendi fikrini geliştiriyor. Diğer çalışan
araştırma yapan ölümsüzlük iksiri ya da değersiz madenin altını çevirmeyle ilgili çalışıyorlardı kimyacılar. Tamamen kendileri çalışıyordu ve birbirlerine saklıyorlardı. Ama kimya bir bilimdir. Kimya bilim olarak kabul edilmiyor ama kimyanın temelini oluşturduğunu biliyoruz. Ama bilimde nasıldır bilim adamları? Biri çalışıyor, diğeri onun çalışmalarının üzerine devam ediyor. Yani o doğru mu, yanlış mı? Doğru olabilir mi, yanlış olabilir mi diye çalışmalar üzerine devam ediyor. Daha sonra Rutherford çalışmaya başlıyor atom modeliyle ilgili. Rutherford da diyor gezegenlerdeki gibi etrafında şimdi artı yükler ortada toplanmıştır ve eksi yükler güneş sistemindeki gezegenler gibi etrafında dağılmıştır diyor. Öncelikle bunu yapmak için bunu ispatlayana, kanıtlayana kadar bir alfa saçılması deneyi yapıyor. Bu deneyde radyoaktif bir elementten pozitif yüklü alfa tanecikleri elde ediyor ve bunu altın bir levhada saçılmasını sağlıyor. Yani altın levhadan şu şekilde saçılmasını sağlıyor ve elektronların etrafta dağıldığını görüyor. O yüzden gezegen yani güneş sistemi modeli deniyor. Nasıl ki Thomson'a üzümlü kek modeli deniyor ya da Dalton atom modeline ileride topuna benzettiğini söylemiştik. Rutherford atom modelinde de gezegen modeli, güneş sistemi modeli diye karşımıza çıkabilir. Rutherford atom modeline göre yani gezegen modeline göre bir atomda pozitif yükün tümü çekirdek denen, şu şekilde çekirdek denen küçük bölüye toplanmıştır. Çekirdeğin çapı yaklaşık olarak yani çekirdeğin şuranın çapı yaklaşık olarak 10 üzeri 12, eksi 12 ya da eksi 13 santimetre. Atomun çapı 10 üzeri eksi 8 santimetre olduğundan hacminin büyük bir kısmının boşluk olduğunu söylüyor. Elektronlar bu boşlukta ve çekirdek etrafında döndüğünü ileri sürüyor. Yani elektronları şu şekilde döndüğünü ileri sürüyor. Büyük boşlukta. Çekirdekteki artı yük miktarı bir elementin tüm atomlarında aynıdır. Farklı elementin atomlarında farklıdır. Evet. Şu şekilde işte ortada artı yükler etrafında güneşi şöyle sembolize ediyor. Güneşin etrafında güneşi artı yükler olarak etrafındaki gezegenleri de eksi yükler olarak düşünüyor. Atomdaki elektron sayısı çekirdekteki proton sayısına eşittir. Pozitif yüklerin toplam kütlesi atomun kütlesinin yaklaşık yarısı kadardır. Şöyle ki pozitif yüklerin şuranın kütlesi atomun kütlesinin yarısı olarak söylediğinde o halde şurada çekirdekte protonun kütlesine eşit ama yükü olmayan kütle olarak var, kütlesi var. Yani bu aynı bu çekirdeğin kütlesi kadar ama yükü olmayan bir şeyler var diyor. Tanecikler var diyor ama bulamıyor. Atomun çekirdeğini güneşe, çekirdeğin etrafındaki elektrona da gezegenlere benzetiyor. Yüksüz taneciklerin nötronun varlığını öngörüyor. Ama Rutherford'un öngördüğü yüksüz taneciklerin varlığını daha sonraki yıllarda Chadwick buluyor. James Chadwick nötronların varlığını daha sonraki yıllarda kanıtlıyor. Ama tabii ki bunun varlığını öngören ilk olarak kimdir? Rutherford. Evet, nötronları isim olarak bulamıyor ama kütlesi olup yükü olmayan. Yükü olmayan ne demek? Nötr demek. Nötr taneciklerin varlığını düşünüyor. Ama kim buluyor nötronların varlığını? Chadwick buluyor. Günümüzden Rutherford atom modeline bakacak olursak, çekirdek etrafında dönen elektronların neden ortadaki pozitif yüklü taneciklerin üzerine düşmediğini açıklayamadığı için yetersiz kalmıştır. Daha sonra Bohr atom modeli ortaya atılıyor. Kim tarafından? Niels Bohr tarafından. Öncelikle Bohr bir maddenin ısı enerjisi almasını, absorpsiyon yani soğurma, aldığı enerjinin bir kısmını ışıma olarak geri yaymasına emisyon, yayma denir. Bunu ispatlıyor. Yani enerjiyi dışarı yayarken
elektronun bir sonraki katmana geçtiğini, yani yörünge modeliyle çalışıyor şu anki modelimizin büyük kısmını oluşturan. Ama bunu da hidrojen üzerinde çalışıyor. Hidrojen üzerinde çalışınca hidrojenin bir elektronu olduğu için şu kırmızıyla yapalım. Hidrojenin bir elektronu var. Bunu temel haldeyken en az enerji harcadığı temel haldeyken. Uyarıldığında bir sonraki katmana geçiyor. Daha sonra ışıma yaparak tekrar temel hale dönüyor. Bu sırada ışıma yapıyor. Ancak sadece hidrojenle çalıştığı için sadece hidrojen, lityum ve helyum üzerine. Hidrojenin proton sayısı 1, helyumun 2, lityumun 3 olduğu için sadece iki yörünge üzerinde çalışabiliyor. O yüzden yetersiz kalıyor. Öncelikle ne yapıyor? Beyaz ışık cam prizmadan geçirip, beyaz ışık cam prizmadan geçirip kırmızıdan mora kadar olan şu anda bildiğimiz gökkuşağındaki tüm renkleri elde ediyor. Renk tayflarını oluşturuyor. Ve maddelerin yaydığı bu ışınlar prizmadan geçirildiğinde değişik açılarla kırılarak farklı renk içeren çizgiler oluştuğunu görüyoruz. Bu çizgilere ışık spektrumu adı verilir. Niels Bohr hidrojen spektrumunu inceleyerek yeni bir atom modeli ortaya atıyor işte. Yörüngeli atom modeli olarak da bilinen Bohr atom modeline göre elektronlar çekirdekten belli uzakta, yani şurada çekirdek olduğunda elektronlar çekirdekten belli uzaklıkta, belli enerjiye sahip yörüngelerde bulunur diyor. Bu yörüngelere enerji seviyesi diyebiliriz, enerji düzeyi diyebiliriz, katman diyebiliriz, kabuk diyebiliriz. Enerji düzeyi tam bir sayıyla gösterilebilir. 1, 2, 3, 4, 5 diye ya da KLMM şeklinde de gösterilebilir. Çekirdeğe en yakın kabuk minimum uzaklıktaki çekirdeğe en yakın kabuk minimum, en uzaktaki de maksimum enerjiye sahip. Yani çekirdeğe en yakın olan minimum enerjiye sahiptir. Elektronun çekirdeğe en yakın ve en düşük enerjili haline atomun temel hali denir. Şu halde, yani temel haldedir. Temel halde atom kararlıdır ve herhangi bir ışın yaymaz. Elektronun dışarıdan enerji alarak daha yüksek enerji düzeyine geçmesine atomun uyarılmış hali denir. Yani kendi enerji seviyesinden, şurada çekirdekler, kendi enerji seviyesinden diğer enerji seviyesine geçmesine uyarılmış hali denir. Atomun uyarılmış halde kararsızdır ve ışın yayar. Kararlı olmak için tekrar düşük enerjili temel haline geçer. Temel hale geçerken aldığı enerjiyi ışıma olarak yayar. Ve yayılan ışın enerjisi tabii ki yüksek olandan düşük olana çıkararak hesaplanabilir. Günümüzden Bohr atom modeline baktığımızda Bohr atom modeli tek elektronlu atomların, yani hidrojen dedik, helyum dedik, lityum dedik, 1, 2, 3 proton sayılarına sahip atomların davranışlarını kolayca açıkladı. Ama çok elektronlu atomların davranışını açıklamada yetersiz kaldı. Çünkü bizim ortaokuldan bildiğimiz 20'ye kadar olanlar var ve şu anda artık bundan sonra öğreneceğimiz bütün periyodik sistemdeki bütün atomların proton sayıları 30 olacak, 35 olacak, 22 olacak, 5 olacak, 10 olacak. Bunları açıklamada yetersiz kalıyor. Şu anki kullandığımız modern atom teorisine bulut ya da orbital model diyoruz. Bohr atom modelinde bahsedildiği gibi elektronların yeri tespit edilemediğinden modern atom teorisine göre elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelerden bahsedeceğiz. Bu bölgelere elektron bulutu diyoruz. Yani şu şekilde ortada çekirdeğimiz var ve artı yüklerimiz var. Artı yüklerin etrafında, pozitif yüklerimizin etrafında elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu yerlere elektron bulutu diyoruz. Elektron bulutunun diğer adı da orbitaldir. Elektronun davranışını açıklaması bakımından modern atom teorisi, şu an kullandığımız atom teorisi çok önemlidir. Buna bulut modeli ya da orbital modeli de diyoruz. Peki sırayla tekrar bir gözden geçirecek olursak eğer, ilk yıllarda 1803'te ilk olarak Dalton bilardo topuna benzeterek şu şekilde atomu içi dolu küreler olarak bilardo topuna benzetmiştir. Parçalanamaz demiştir. Daha sonra 1897'de üzümlü keke benzeterek Thomson atom modeli üzerinde çalışmalar yapmıştır.
Ne demiştir? Atomun tamamı pozitif yüklerden oluşur. İçerisinde üzümlü kesim içindeki üzümler gibi eksi yükler dağılmıştır. Homojen olarak dağılmıştır diyor. Daha sonra 1912'de Rutherford artı yüklerin ortada tamamen homojen değil. Thomson'un bahsettiği gibi tamamen birbiri içinde artı ve eksi yüklerin homojen dağılmadığını, pozitif yüklerin ortada çekirdekli toplandığını ve etrafında negatif yüklerin Güneş'in etrafındaki gezegenler gibi dağıldığını ileri sürmüştür. Daha sonra Niels Bohr yörüngeli sistemi ileri sürerek elektronların yörüngeler halinde bulunduğunu ve yörüngeli sistem diyoruz buna da. Rutherford'da gezegen ya da güneş sistemi ya da gezegen sistemi diye karşımıza çıkar. Peki bunların hepsinin doğru olan yönlerinde şu an kullandığımız modern atom teorisi ya da modern atom modelini üzerinde çalışıyoruz.